3 tane çok kritik bölgeye çok müthiş tam oyuncular. İhtiyaç olan yerler. Müthiş oyuncular aldılar. Yani benim hiç itiraz edebileceğim bir şey yok. Zaten alınabilecek bedelsiz bir kere. Sayıssa bonservis bedeli ödenmedi. Getson'a ödendi ama Getson'a %50'si ödendi. Ama genç bir oyuncu, paraya çevirme ihtimalin yüksek. Ve Weghorst fırsat, çok büyük bir fırsat. Burnley'nin küme düşmesi, işte oyuncunun başka bir takıma kiralık olarak gitmesi. Artı satın alma opsiyonunu da koyduracakmış Beşiktaş yönetimi. Ama yüksek bir bedel koyarlar diye tahmin ediyorum. Yani Yani zor. Zorunlu değil ama. Zorunlu değil ama zor olur. Yani yüksek bir para isterler diye tahmin ediyorum. Öncelik Sonuçta şeyde. adam Hollanda milli takım santrforu şu anda. Bir yılda kalsa bence Beşiktaş'a çok faydalı olacak bir transfer Weghorst. Şimdi bir sol kanat çok önemli. Larin'in boşalttığı bölge. İki, yine sol kanat bek. Rıdvan Yılmaz'ın satılmasıyla boşalan nokta. Onun dışında stoper bence bir tane. Frankfurt bu arada Rıdvan'ı açıklamadı değil mi? Hala açıklamadı ama birkaç Açıklamadı. gün içerisinde bekliyorlarmış. Yani onunla ilgili orada soru olacak. problem Yok büyük bir yok, problem herhangi bir yok. sıkıntı yok. Onunla ilgili sıkıntı yok. Bir stoper daha lazım bence Beşiktaş'a. Kesin. Mümkünse Türk olsa çok daha iyi olur. Serdar Saatçı var ama bir tane daha Türk stoper. Mesela alabilse Kaan Ayhan bence çok iyi hamle Kaan olur. zor. Galatasaray o seferi yaptı, gitti, görüştü. Oradan biliyorum. Sassuolo bir kere Türk oyuncunun Volkan Türkiye'de kara borsaya düştüğünü biliyorlar. Tabii. Bunun farkındalar. Ve gelecek sezon bu iş biraz daha sıkıntılı olacak. Yani Galatasaray gidip Mert Müldür için masaya oturduğunda 8 milyon euro. Konu pazarlığa kapalı dediler. Kaan Ayhan için de muhtemelen istedikleri rakam 5 ya da 6'dır. Onu net bilmiyorum ama yani Beşiktaş'ın maliyeti yüksek olacak. Beşiktaş'ın transfer politikası bu sezon biraz daha yüksek bonservisler yerine daha düşük bütçeli ama daha doğru hedefler peşinde koştuğunu görüyorum. Ben de Beşiktaş'ın transfer politikasını beğeniyorum. Yani 3'te 3 dediğin gibi. Ya özellikle Weghorst'un bu lig için ideal golcü olabileceği söyleniyor. Ben Beşiktaş'ın bir Mario Gomez etkisi yaratabilir mi? O günkü kadro tabii çok farklıydı. O, yani aynı şeyi beklemek ne derece doğru olur ama sonuçta Hollanda milli takımı referansı da önemlidir. Bundesliga golleri de Bir de Muleka var. Daha o da var artı mesela. Muleka İkisi birlikte olma başka ihtimali olur. var mı? Tabii Yani tabii. Muleka da çok Esas sıcak plan Beşiktaş. oymuş. O işte o Muleka'yı muhteşem solda olur. düşünüyor. Yani Solda Muleka Larin'in bölgesine muhteşem olur. en İkisi sol en sağda da Gezzal. Ama Muazzam. Muleka defansif açıdan bir Larin şeyi yapabilir mi? Orada emin değilim. Ama işin Larin bakmayın. Larin'i biz çok golleriyle konuştuk ama ha yani böyle vasat gibi görüyoruz ama ya da vasatlar ben Larin'in tamam öncelik ana plan orası tartışılabilir. Sergen Hoca ile başka bir seviyede olabilir. O da doğru. Ama Larin Kanada milli takım performansı da var. Elemelerde attığı goller de var. Keza Dünya Kupası vitrini de söz konusu olacak. Yani Larin'in çok da sıradanlaştırmamak lazım. Biraz değer vermek lazım. Yani tabii ki mali şartlar Beşiktaş açısından değerlendirilecek ama biraz sanki sıradanlaştırıldı gibi geldi bana. Yani evet, istediği rakam tartışılır, istediği fiyatlar tartışılır. Ama ben değerli bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Yani Mesela ben iyi bir karar vermediğini de düşünüyorum bu Larin arada. mi Bruma mı? Beşiktaş'tan ayrılma Larin mi konusunda. Larin. Bruma mı? Bence Larin. Zaten o en başta söyledi, Bruma benim için yeterli değil dedi. Şu an için söylüyorum. İki Ya maç kafamda soru ne işareti var. zaman Onyekuru diyorlar Galatasaray. Yok. Yok değil mi öyle bir şey? Aynı isimler etrafında dönüyordu. Onyekuru gelmek istiyor. Galatasaray'ın önceliği kanat değil. Önceliği değil. Hayır, sordukları Yine için aynı sor. muhabbete döneceğiz belki ama senin önceliklerin var. Ha çok uygun olur. Bu rakam böyle 5 milyon eurolar falan değil. Serbest olur. O arada senin kontenjanın da buna uygundur. Alırsın yani o çok şey değil. Ama Burada hani şu an Onyekuru'yu düşünecek, vakit arayacak ben dönem başka bir değil. şey soracağım. Yani Onyekuru değil de bir kanat oyuncusuna daha ihtiyacı yok mu sence Galatasaray'ın? Bence kampta Kerem olur, Yunus, Kerem şekillenir. Yunus, Emre Kılınç
çünkü şeydi, Morutsan da var yani. Ha, Morutsan da var. Yok sayamazsın yani. Tabii, oyuncu tabii, senin sonuçta formanı giyiyor. Okan Hoca nasıl değerlendirecek ona bakmak lazım. Halil Dervişoğlu. Halil Hamdi'si bekliyorum. Çünkü başkanın böyle bir niyeti vardı. Düşüncesi vardı. Sonuçta Cenk Ergün, Erdem Bey o diğer işlerle o kadar çok çaba sarf ediyorlar ki Halil biraz o senin söylediğin döneme doğru artık hani transferin sonuna doğru çok uygun şartlarda ki Halil herhalde Türkiye'de her kulüpte, Fenerbahçe'de ister, Trabzon'da ister, Beşiktaş'ta ister yani. Çok farklı bir oyuncu. Ben de çok seneye daha da değer kazanacak. O yüzden Brentford'da da bir gelecek görmüyorum ben. Şey, sol bakken? Öncelik değil ama bu listede i̇şte, olmadığı anlamına gelmez. Hani Galatasaray'ın önceliği gibi ben duymadım. Beşiktaş'ın ivediği işte Weghorst açıklanırsa. Ben Solbakken isteyen ben Roma'yı falan da duydum. Yani Roma istiyorsa El Şarvi'yi de Galatasaray Roma'lı El Şarvi'yi de istiyor diye iddialar var da bak. Şimdi onu da araştıralım tabii. Yani Ceyhun Kazancı, Sayın Başkan ortaya bir futbol aklı koydular. Kabul edelim. Eğer Weghorst da gelirse bu takım işte Getson'lu, Souza'lı, Gezal'lı değil mi? Rozier'li, Saiz'li. Mesela Abdülkerim'i alabilselerdi Beşiktaş'ın en doğru, yani Abdülkerim'in gidebileceği en doğru takım Beşiktaş'tı. Yani Galatasaray'a niye gitti, Fenerbahçe'ye niye gidiyordu demiyorum. Ama cuk oturacağı yer bence Beşiktaş'tı. Konya ile bonservisle anlaşamadı. Evet Beşiktaş'ın anlaşamadı ama mesela Beşiktaş'ta bu konuda biraz daha tamam Ahmet Başkan'ı ben şöyle anlayabiliyorum. Hani mümkün olduğunca ayağını yorganına göre uzatayım bence düşüncesi. Bence şey hesaba katmadılar. Önce Fenerbahçe'yi sonra Galatasaray'ı. Fenerbahçe'nin stopere ne ihtiyacı biraz, var diye düşünmüş olabilirler. Yani Beşiktaş işi biraz ağırdan aldı. Ya Abdülkerim'i esas isteyen kulüp Beşiktaş'tı aslında. İlk doğru İlk bravo. İlk isteyen ısrarcı olan kulüp Beşiktaş'tı. Ve daha şey da ihtiyacı olan Beşiktaş'tı. Bir şey daha söyleyeceğim. Herkesin ihtiyacı olabilir bence, ama Beşiktaş hani, sanki daha mantıklı. Galatasaray'ın da var ama Beşiktaş doğru. Daha. Bence kaçan da iki fırsat. Biri Abdülkerim dedim. İkincisi de Solbek. Hem Eren'i hem Kazımcan'ı kaçırdılar. Kazımcan da. Eren şey. Eren Elmalı. Trabzonspor. Trabzonspor'a gitti. Kazımcan da Eren zaten alsın. Alma şeyi yoktu. Yani imkanı çok kolay değildi yani Beşiktaş'ın. Yani Beşiktaş'ın kimi? Çok Eren için Beşiktaş'ın çok ciddi olduğunu düşünmüyorum. Mesela alsa müthiş oyun. Yani ya tam o sisteme uygun. Ben Beşiktaş'ın düşündüğünü bile sanmıyorum. Yok canım onlar da ilgileniyordu. Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzon üçü de ilgileniyordu. Eren'le. Abi ne kadar bonservis verildiğini biliyor musun? 3.6 ya açıklandı. Tamam. Yani Beşiktaş verir miydi sence o kadar parayı? İşte bunu söylüyorum. Biraz daha agresif olması lazımdı bu noktada. Yani evet. Hadi diyelim Eren olmadı ama Kazımcan mesela Kazımcan'ı kaçırmaması lazımdı. Ben şimdi orada büyük sıkıntı yaşanacak. Mesela Kazımcan, Tayfur deniyor. 11 için Kazımcan ama belki orada bir bak Tayfur Bingöl. Olabilir. Tayfur Bingöl çok iyi oyuncu. Ben Tayfur çok beğenirim. Olur. Ama sol kanat bek ters ayaklı mesela ne kadar oynuyor ama oynadı. Ya iyi oynadı. İstatistikleri de çok iyi de ben emin değilim mesela. Ben direkt Eren'i zorlardım yani her şartta. Her şekilde zorlardım. Beşiktaş falan zorlasaydı o Eren var ya 6-7'yi falan bulurdu. Sonunda yine Trabzon alırdı muhtemelen. Trabzon Şampiyonlar Ligi faktörü var. Trabzon ekonomik olarak daha avantajlı durumda. Yani yanlış anlaşılmasın. Beşiktaş imkanı bir gücü var maaş, gidip geçti. Trabzon'un maaş de var. Düşük. Cenk Tosun da var daha denklemde. Cenk Tosun ve Görsün alternatifi gibi. Alternatifi diyoruz da Cenk tabii potansiyel olarak hani sakatlıktan yani çıktığı için. Yani alternatif derken potansiyel olarak güçlü. Bir bakarsın Cenk oynar yani veya ikisi birlikte oynar. Forvet attı güç mesela daha güven var. Güven ama sözleşmeyi tamam ama daha var yani. Kalma ihtimali var halen değil mi? Tabii yani. İyi bir hücum hattı oluyor. Benim tek soru işaretim sol kanat bek, iki stoper. Stoperde. Wellington kalacaksa Saiz'le beraber olur ama bir üçüncü yani. Sol stoper. Yani o solda oynayacak. Senin de söylediğin Abdülkerim olabilirdi orası için. Montero sanki yani alıştı gibi. Ama hepsini de yabancı yapamıyorsun ki abi yani. Üç tane Türk koymak zorundasın.